Sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Çankırı Sarıbaba Mezarlığı'nda bir ihbara üzerine buraya geldik. Mezarlıkta 5 tane yavru köpeğin öldürüldüğü şeklindeydi ihbar. Bu Sarıbaba'da böyle bir vahşet işlemişler. Şerefsizler. Bıçakla vurmuşlar şerefsizler. İnsanlık öldü mü bu kadar? Tamam, geçir. Tamam. Ama burada yapılan inceleme neticesinde hayvanların başka bir hayvan tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 15 gün öncesi babam vefat etti. Babam vefat edince bu hayvanların sesini duyduk. 15 gün boyunca biz buraya süt alıp, ekmek ufağı alıp bu hayvanları burada doyuruyorduk. Yağmur da ıslanıyor diye buraya tuttuk, bu hayvanlara kümes yaptık. Hangi şerefsiz, kanı bozuk birisi gelmiş veyahut bunu normal bıçakla veyahut sallamayla 5 tane köpeğe burada yavrusunu öldürmüş. Burada siz bakıyordunuz 15 gün. Yavru köpek. Kaç tane köpek? 6 taneydi. Birini götürmüşler, 5 tane köpeğe bakıyorduk biz burada yavrulara. Peki siz yeni mi gördünüz? Ne zaman, sabah mı gördünüz? Sabah kaçtı aradıydı. 2-2,5 sıralarda hayvanlar öldürülmüş bulundu. Beslemeye gelmiştiniz. Evet, evet. Sütünü müdünü almıştık, ekmeğini almıştık. Etini bütünü getirmiştik. Hayvanlara nasip olmadı. Hangi şerefsiz öldüyse 5'ini de gasp etmişler. Öldürmüşler. Şimdi siz polise de haber verdiniz. Evet. Onlar da inceleme, araştırma yapıyor. Evet. Polise, gazeteciye, belediye başkanına, savcıya, emniyet müdürüne hepsine seslendik. Allah rızasına kimse kulağını dikayıp beklemesin. Evet, işte abi. Beyefendinin bakmış olduğu hayvanlar burada öldürülmüş halde bulundular. Biz tabii polis ekipleri de şu anda olay yeri inceleme ekipleri de burada çalışmasını sürdürüyor. Burada araştırmalarını sürdürüyorlar. Sevgili izleyiciler, biraz önce Çankırı Sarıbaba Mezarlığı'nda 5 tane köpek yavrusunun ölü bir şekilde bulmuştu sahipleri. Ve şimdi burada Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimi Zekeriya Ocağı var. Ve biz Zekeriya Bey'den bu konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Kendisi de baktı. Evet. Merhabalar öncelikle. Ya belediyemize böyle bir ihbar geldi. Hayvanların bıçaklanarak öldürüldüğüne dair. Hemen ekiplerimizle birlikte olay yerine geldik biz de. Yani yaptığımız inceleme sonucunda bunun bir yaralama vakası olmadığı, bir ısırık vakası olduğu. Hani diş izlerinden dolayı, böyle yırtıklardan dolayı, hani diş izlerini takıp yırtmadan dolayı ısırık vakası olduğu anlaşılmıştır. Hani bu bir insan tarafından adli bir olay değil. Adli bir olay değil. Bu bir hayvanlar arası ısırık vakası. Yani hayvanlar arası böyle besleme yaparken böyle hani yaşadıkları alanda birbirlerini koruma amaçlı illaki böyle yaralanmalar, kavgalar, boğuşmalar oluyor. Özellikle büyük köpekler yavru köpeklere karşı hani yemeği kıskanabiliyor ya da kendi yavrusu değildir. Bulunduğumuz alanda biraz mezarlık alanı. Biz burada da yoğun çalışmalar yapıyoruz sokak hayvanlarına. Hani mezarlıktan toplayıp kısırlaştırıp küpeleme çalışması yapıyoruz. Ama buna rağmen bu durumlar olabilir. Bu durum ısırık vakası. Şey değil yani, bir insan tarafından yapılmış bir yaralanma vakası değil. Yaralama vakası değil. Yani yaptığımız incelemeler bunu gösteriyor. Resmen diş izleri var hayvanların üzerinde. Bulunduğumuz bölgede itibari vahşi bir hayvan da olabilir. Tilki olabilir, çakal olabilir. Burada var o durumlar. O da olabilir. Belki yavru köpekler beslenme yapıyordu. Ya da anneleri de vardı. O an başka bir hayvan görüp böyle bir saldırıya geçmiş de olabilir yani. Durum resmen ısırık vakası. Hani dişler takılmış, böyle derileri yırtılmış. Bıçak vakası ya da bir yaralama vakası olsa keskin aletle daha farklı olur yaralanma. Evet, bu veteriner hekimimizin de söylediği gibi burada meydana gelen olay bir adli vaka değil. Evet, hayvanların kendi arasında, olan bir durum. Olan bir durum incelemede yapıldı hayvanlar üzerinde ve veteriner hekimimiz de bulgulardan böyle bir sonuca ulaştı. Şimdi polisler de biraz sonra buradan ayrılacaklar. Bu sahipli hayvan olabiliyor, sahipsiz hayvan olabiliyor. Hayvanlar birbirini kıskanıyor yemek yerken. Bu durumlar yaşanılıyor yani hayvanlar arasında, yazık ki. Evet, bizim açımızdan da sevindirici. Çankırı'nın böyle bir olayla anılmasını biz de istemezdik. Yani ve bu olayın içinde biz de 10 yıldır varız belediye olarak sokak hayvanlarına karşı. Hani ilk yardım, tedavi, müdahalede hep belediye olarak yanlarındayız hayvanların, ama hiç böyle Çankırı halkından ya da Çankırı vatandaşlarından hayvan bıçaklamadır, hayvan yaralamadır, hiç böyle bir vaka gelmedi şimdiye kadar bize. Yeah.